lisansüstü eğitimle ilgili biyoloji eğitimi bilim dalımızın programlarını, amacını size tanıtmaya çalışacağım. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yer alan biyoloji eğitimi bilim dalının lisansüstü olarak iki programı vardır. Biri yüksek lisans programı, master programı. İki, doktora programı. Yüksek lisans eğitimi programı ve doktora eğitimi programı nitelikli, bilgili, donanımlı biyoloji eğitimcisi yetiştirmeye yönelik lisansüstü programlardır. Takdir ederseniz ki biyoloji ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayan, toplumun sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, evrensel boyutta bilgi üreten, çağdaş, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, toplumsal değerlere saygılı, çevresine duyarlı, eleştirel düşünen, analiz sentez yeteneğine geliştirmiş, öğretmenler, bilim adamları yetiştirmek üzere her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanmak isteyen, projeler ve bilimsel etkinlikler geliştirmek isteyen, milli eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik gerekli destekleri sağlayan bir misyona sahip bilim adamlı niteliğinin ilk vasıflarını taşıyan bir eğitim sistemine kapsar. Vizyon da nitelikli, donanımlı bir bilim dalı ortaya koymaktır. Biyoloji eğitimi bilim dalımızın vizyonu. Bu bağlamda öğretim üyesi öğrenci ilişkileri bilim dalımızda ileri seviyededir. Öğretmen yetiştirme gelenek ve tecrübesine sahip uzun bir geçmişi vardır. Öğretim ortamını oluşturan fiziki altyapı, laboratuvar ve uygulama alanlarının yeni teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış olması gerekirdi ve biz bunu sağlamış bulunmaktayız. Öğretim elemanı ve yardımcı kadroların deneyimli, araştırma faaliyetlerinde oldukça başarılı bireylerden oluşur. Gazi Eğitim Fakültesi gibi köklü bir eğitim kurumunun bünyesindedir. Zira lisans öğretimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nin bir ana bilim dalı olarak sürdürüyoruz. Lisans eğitiminin üzerine olan yüksek lisans ve doktora eğitiminde aynı bölümün, aynı ana bilim dalının kadroları olarak lisansüstü programlar olarak yerine getirmekteyiz. Tüm PürScience dediğimiz alan, biyoloji education dediğimiz biyoloji eğitimi derslerini verebilecek yeterli öğretim elemanlarımız mevcuttur. Biyoloji eğitimi bilim dalımızda 8 profesör, 4 doçent, 5 doktoralı araştırma görevlisi, bunlar doçentliğine hazırlanmaktadır. Bir de öğretim görevlimiz mevcuttur. Bu durumda 18 nitelikli, vasıflı, konularında yetkin akademik personelimiz vardır. Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitimi bilim dalı alan bilgisi ve alan eğitimi kadrosunda güçlü bir akademik kadroya sahip olması, verilen lisans ve lisansüstü eğitimlerinin kalitesi Türkiye çapında tanınmaktadır. Zira bu fakültenin ilk nüvesi 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Terbiye Enstitüsü olarak
kurduğu yıla dayanır. Mazisi 1926'ya kadar uzanır. Bilim dalımızın böyle bir köklü geçmişe ve birikime sahip olduğunu belirttikten sonra bilim dalımız ülkemizde biyoloji öğretmeni yetiştirme alanında öncü kurumlar arasında bulunmaktadır. Akademik kadro yeterli, derslikler, laboratuvarlar gibi fiziki imkanlarla öne çıkmaktadır. Öğrencilerine hayata sadece teorik ve uygulamalı derslerde kazandırdığı nitelikleriyle hazırlamayan, bunun yanında her türlü sosyal ve kültürel aktif bireyler olarak yetiştiren bilim dalı olması gibi bir özelliği de vardır. Bilim dalımız lisansüstü eğitiminde Türkiye'de önde gelen programlardan olup geçmişten günümüze pek çok yüksek lisans diploması verdi, pek çok da doktora öğrencisini mezun ederek bilim doktorası vererek bilim adamı yetiştirmesine hizmet etti. Mezun olan öğrencilerimiz hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem de diğer saygın kurumlarda görevlerini şu an devam etmekte, biyoloji eğitimine yönelik çalışmalarında sürdürmektedir. Şimdi yüksek lisans ve doktora eğitiminin yönetmeliğimizde olan bazı hususlarına değinmek istiyorum. Tezli yüksek lisans bahsettiğim, tezsiz değil, tezli yüksek lisansımız bilimsel araştırma teknikleri ya da yayın etiği derse zorunlu olmak üzere toplam 8 ders. Bunu şu şekil daha çok formüle edebilirim. Yüksek lisansta 3 zorunlu ders, 1 seminer, 4 alan ve alan eğitimi olmak üzere 8 ders vardır. Alan dersler saf biyoloji konularını kapsar. Alan eğitimi dersleri biyoloji nasıl öğretilir? Eğitimde biyolojinin daha iyi öğretilmesi için gerekli yöntem ve stratejiler anlatılır ve onların uygulamaları yaptırılır. Doktorada ise 3 zorunlu ders, 1 seminer, 5 alan ve alan eğitimi. Dolayısıyla 9 ders, doktorada 1 ders fazla. Yüksek lisansta toplam 8, doktorada 9 ders. Ders dönemini tamamlayan öğrenciler test çalışmalarına başlarlar. Ders dönemleri yüksek lisanstan 4 sömestr en fazla ama isteyen bunu 2 sömestrde bitirebilir. Hemen tezine başlar. Danışmanı birinci sömestrin sonunda tayin edilir ve tez çalışmasına başlar. Tez çalışması da 1 ya da 2 yıl, normal 2 yıldır, uzatma alırsa da 1/3 yılı da alabilir. Doktorada derste 8 sömestr yani 4 yarı yıl kadar süre veriliyor. Ama bu da 2 yarı yılda bitebilir. Doktorada test dönemi 2 yarı yıl, dersten sonra isterse 3. yılda verilebilir. Derslerle birlikte 6 yıl müsaadesi var. Şimdi tabii girerken yüksek lisansta yabancı dil sınavına girip
20 puan gibi bir yüksek lisansla bir baraj koyduk. Yabancı dil puanı olarak. Bundan başka fakülte bitirme, lisans bitirme notu var. ALES puanı var. Bunların ağırlıklı ortalaması ALES %50'den aşağı olmayacak. Diğer normal dönemlerde %25 katkı puanını yazılı ya da mülakat yaparak ilave ediyorduk. Bu sene pandemiden dolayı ALES puanı, okul bitirme puanı ve yabancı dil puanının ağırlıklı ortalamaları alınacaktır. O bakımdan bizim şu an mülakat ya da yazılı gibi bir sınav yapma durumumuz yok. Puanlar işlenecek ve ağırlıklı nota göre sıralama yapılacak. Doktorada fark olarak yabancı dil en az 55 barajını geçecek. ALES'te 60'tan aşağı olmayacak. Şimdi biyoloji eğitimi bilim dalındaki yüksek lisans ve doktora programına girmek isteyen arkadaşlarımıza tabii devlet katkısı krediler var. KYK'nın kredileri var. Bununla birlikte ilk yıl burada çok başarılı olanlar TÜBİTAK şartlarını, TÜBİTAK'ın kredi verme şartlarını yerine getirirse TÜBİTAK'tan da kredi alabilir ve 1000 liranın üzerinde bir KYK'nın kredi imkanları var. Ayrıca cüzi bir miktarda arkadaşımızı biz laboratuvarlara, derslere görevlendirerek onlara ek ders ücreti de takdim edebilmekteyiz. Burada barınma ve ulaşım bakımından çok kolay ve uygun bir muhitte bulunmaktayız. Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü, Teknik Okullar Bölgesi'nde Ankara'da, Dikimevi, Aşti, Ankara hattının Beşevler durağına metro ile indikten sonra o duraktan yürüyüş mesafesinde 1-1,5 kilometre bir yürüyüş mesafesinde. Ayrıca Kızılay, Gazi Mahallesi, Batıkent hattına giden ve çok sık aralıklarla geçen belediye ve özel halk otobüslerinin de kampüsümüzün kenarındaki yoldan gitmekte. Bir kampüs başında, bir de kampüs sonunda iki ayrı durakta indirmekte. O da bizim ders yaptığımız binalara 300 metre mesafede bir duraklardır. Ulaşım bu kadar kolay olduktan sonra barınma ihtiyaçları için çok sayıda Bahçelievler, Emek ve Gazi Mahalle arasında bulunan yerleşkemize yakın çok sayıda erkek ve kız öğrenci yurtları da bulunmaktadır. Aşti dediğimiz şehirler arası otobüs terminaline 3 kilometre yürüme mesafesinde diyebilirim. Ve her an karşısında yanından Aşti Ulus dolmuşları geçmektedir. Her bakımdan güzel bir kampüste yetkin ve çeşitli biyoloji dallarında kariyer sahibi öğretim üyelerinin danışmanlığında vereceği derslerin uhdesinde bir eğitim görme imkanına sahip olabilirsiniz. Bilim dalımızı seçince
iyi bir eğitim alacağınızdan emin olunuz. Herkesi sevgi, saygılarımla kucaklarım. İyi günler dilerim.